Muhteşem Bastion devam ediyor. Sevgili seyirciler, reklamlardan sonra çok değerli veteriner hekim dostumuz Serdar Sızmaz'la beraberiz. Serdar Beyciğim, şey mi yapsak? Gelen bazı mesajlar var, okuyup sonra mı sana dönsem acaba? Tabii. Mehmet abi, ben Bayburt Orta Çımal köyünden Yavuz Memiş. Mehmet abi, şu an 40 yaşındayım. Ben 6 yaşındayken, ilginç. Ben 6 yaşındayken babanız Hasan Ali amca bizim köyde arıcılık yapıyordu. Benim babam, evet hatırlıyorum, ben o köyü hatırlıyorum. Benim babam oradaydı. Bundan yaklaşık 35 sene önce. Bu köydeydi yani. Sizin programınızı beğenerek izliyorum. Her zaman için hayvancılığı severek yapıyorum ama sigortam yok. Bu kampanyayı destekliyorum. Serdar Bey'e selamlarımı sunuyorum. İnşallah bir gün bizim köye de gelirsiniz diye Simental haberinde resmini atmış bize. Bayburt'a gidelim. Gidelim değil mi? Allah nasip ederse gidelim. Peki. Gidelim abi. Hayırlı akşam. Hatta Muhteşem Rasyon'a da başvuruda bulunsun. Ha tamam. Mehmetciğim, söylüyorum sana. Arkadaşlar bir alt yazı yazar mısınız ya bu vesileyle? Muhteşem Rasyon'a başvuruyu alalım bu, değil mi bu vesileyle? Evet. 444 4076'yı ararsan Sayın Memiş, listeye koy. Oraya kışın gelemeyiz ama hani aralar zamanı belki bal yemeği falan, değil mi Serdar'cığım, sen bal yemeği bilirsin. Harika olur. Seviyorsun. Evet, hayırlı akşamlar Mehmet Bey. Ben Satı Karaçam, Tekirdağ'da oturuyorum. Ben de kampanyanızı destekliyorum. Devlet sigorta yaparsa memleketim Çorum'a gidip hayvancılık yapmak istiyorum. Böyle bir kampanyaya önderlik yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Gurbetin kahrını sigorta için çekiyoruz demiş. Mükemmel. Selamünaleyküm abi. Devlet bu kampanyaya kulak vermeli. Şu anda benim Bağkur borcum var. Hastalığını da hastaneye gidemiyorum demiş ama ismi yok. Yazmamış herhalde. Sizlere saygıyla selamlıyorum. Programı zevkle izliyorum. Sizleri ve kampanyayı destekliyorum demiş. Ama onun da ismi yok. Keşke ismi yazsaydı. Onu da okurdum. Çünkü isim olmayınca okuyamıyorum tabii ki. Emekliyim. Köye gideceğim. Hayvan desteğiniz var mı? Çok güzel program yapıyorsunuz. Evet. Köye dönenlere de bir kampanya yapacağım yakında. Biz, o zaman... Bizim değil ama aslında şu anda devletin hayvancılara ciddi bir desteği var. Bu 2 Ocak 31 Ocak arasında başvurusunu aldıkları 3 bölgede GAP, DAP ve KOP bölgelerinde. Yani KOP bölgesi Konya Havzası'nı içine alıyor. Aksaray, Konya, hı-hı, Kırşehir, Kırıkkale, Niğde, Nevşehir, Kırşehir'i saydı mı? Kırşehir hattını. GAP, Güneydoğu Anadolu bölgesinin bütün illerini kapsıyor. DAP da Doğu Anadolu bölgesinin bütün il ve ilçelerini kapsıyor. DAP'ta yok mu? Nasıl? Tokap'ta yok mu? Doğu Karadeniz'de. Yok, Doğu Karadeniz'de maalesef yok. Benim bildiğim bu 3 bölgede var. Ve hem eskiden olduğu gibi, bu 2010-2011 yılında olduğu gibi hayvana 0 faizli 2 yıl ödemesiz toplam 5 yıllık bir kredi veriyor. Yani 2 yıl ödemesiz halinde 7 yıllık bir kredi veriyor. Hem de bildiğim kadarıyla hem TKDK ile İşletmelerin modernizasyonu için de belli bir ödenekleri var. Veriyor. %50'ye yakın bir hibeleri var. Tamam sevgili emekli abim. Böylece bir bilgi sana gelsin. Merhaba Mehmet abim. Karadeniz seninle gurur duyuyor. Köyde hayat çok zor abi. Tek fiyatları uçtu gidiyor. Et fiyatları uçtu gidiyor. Tek fiyatları uçtu gidiyor. Küçük hayvancılar bitti. Samsun Havza'dan Yenice köyünden selam olsun. Maalesef gençlerimiz hep gurbette. Ben köyde okuyan olacak adam bulamıyorum diyor. İşte tam benim diyeceğimi demiş. Doğru, haklı. Değil mi? Yani benim köylere gittiğim zaman bu işle uğraşan belli bir yaştaki kişilerin en büyük, hı-hı, serzenişi bu. Hı-hı. Abi biz yapıyoruz. Allah şükür para da kazanıyoruz diyor. Hepsi, hı-hı, öncelikle böyle başlıyor. Hı-hı. Ama daha sonra diyor ki köyde diyor bana yardım edecek yaşta adam yok diyor. Hmm. Benden sonra gelen diyor 70 yaşında diyor. Benden sonra gelen 65 yaşında diyor. Benim bir hayvanım doğuracak olsa diyor veya bir şeye ihtiyacım olsa diyor bana yardım edecek fiziki güçte adam yok diyor. Aynen öyle. Dediği gibi bir kahveye çıkıyorum diyor. Köyde benimle birlikte okey oynayacak adam yok diyor. Hmm. Yani o kişileri orada tutmak ve onların yanına zamanında şehre göç etmiş kişileri tekrar köye yönlendirmek açısından bu süper bir kampanya. Peki bir telefon var sanıyorum. Sayın Ahmet Uysal. Ahmet Bey, iyi akşamlar.
İyi akşamlar Serdar Bey'e de iyi akşamlar Alo. Olsun. İyi akşamlar Ahmet Arkadaşlar Bey. Ses bana ulaşmadı. Alo. İyi akşamlar. Ahmet Bey buyurun, iyi akşamlar. Serdar Bey'e de iyi akşamlar olsun. İyi akşamlar. Şimdi Gamze Güller Köy'de kalktın, devlet sigorta yapsın. Geçen telefonla bu konuda sana ufacık bir şey bahsetmiştim. Şimdi biraz açmak istiyorum izninizle. Buyurun. Ben İzmir Menderes'te Örtü Altı Sektörücü Birliği Başkanlığı yaptım yaklaşık 10 sene. Birliğimiz gitti. Bakın, şunu demek istiyorum. Üretilen ürün kayıt altında satıldığı zaman, özellikle meyve, sebze, dere tarımından da böyle. Son 5950 sene bugün yürürlükte olan bir hal kanunu var. Türkiye'de yer, sebze, meyve ticaretinin düzenlenmesi ve diğer malların, bakın o diğer malların içine et de giriyor, süt de giriyor, tahıl bakliyat da giriyor. Artık tarlada, tarımda üretilen her şey bunun içine giriyor. Şuraya gelmeye çalışıyorum. Bugün yanlış hatırlamıyorsam 13-10-1960 yılında çıkarılan 213 sayılı çiftçinin vergilendirmesi kanunu var. Gelir vergisi kanunu. 213 sayılı. 13-10-1960. Yürürlükte olduğunu biliyorum. Bu kanun hükümlerine göre üretilen ürün kayıt altında satıldığı zaman bu üründen, üreticiden %4 ticaret borsasına kayıt yapıldığı zaman teşkil edilen %2 iniyor. Biz bunu devlete ödüyoruz. Bununla beraber %1 de Bağkur kesintisi yapılıyor. Bu da üretici çiftçi adına Bağkur'a yatırılıyor. Bakın, bu para üreticiden kesiliyor. Ben şimdi devlet yetkililerine daha önce de geçen sene evvel sene Sayın Bakanımız Faruk Çelik'e de bu konularda rapor yazdım, gönderdim. Müsteşar Nusret Yazıcı'yı da görüştürdü beni. Danışmanı Mehmet Danış Bey'le de görüştüm. Ona da raporun bir suretini verdim. Yazdığım yazının. Şimdi ben bu kampanyaya fayda katkı olsun diye bizim bu ödediğimiz %8 stopaj vergisi %1 Bağkur hesabına yatın, yani %3. Eğer 100 liralık bir ham satış yapan, süt satan, et satan, tahıl bakliyat satan kişiden 3 milyar bu vergi devlet hesabına geçiyorsa, bugün bildiğim kadarıyla tarımsal Bağkur'un askeri ödeme primi 400 lira civarında 7 aylık parayı üretici ödüyor. Demin Serdar Bey dedi ya 6 ayını ödesin. Hani bak kendi kendine çıkıyor 7 ay. 7 ayını üretici ödeyecek. Ha bu artar mı? 12 aya çıkar mı? Bak emin olun 5950 sayılı kanun hazırlanma safhasındayken Sanayi Ticaret Bakanlığı, Gümrük Ticaret Bakanlığı, İş Ticaret Genel Müdürü Mehmet Haşan Bey'in ekibi beni aradı. Dedi ki kanun hakkında görüş istiyoruz. Destekli olan Teşkilatı'nda Genel Müdürlüğü'nde Türkiye Kırsal Kalkınma Yatırımları Daire Başkanı vardı Fikri Kaya. Beni çok severdin. Neden? Takdir ederdin. Ona sormuş, Türkiye'de bir kişi istiyorum. O demiş ki İzmir Menderes'te Ahmet Uysal var. Beni görüşlerini istediler, rapor yazdım, 4 sayıda gönderdim ve beni komisyona davet ettiler. Türkiye'de bir teknoloji birliği başkanı olarak ben gittim. Çok çaba gösterdim ama bizim bir yerde boyumuz kısa, 1.80 olsa da, 100 kilo olsak da, kilomuz hafif, boyumuz kısa, sözümüz dinlenmedi. Mücadele devam ediyorum. 2016'da Sayın Bakanımız Faruk Çelik'e hem Fuar İzmir açılışında, hem de Bahçeşehir'de yapılan, Teyat Arma'da yapılan büyük toplantıda söz istediğim verildi. Hem müsteşara hem danışmanına yönlendirdi beni. Gönderdi, konuştuk, şey yaptık. Görevi yapmaya çalışıyorum. Mehmet Bey, 5 çocuk babasıyım. Hepsini üniversite okudum. Allah'a bin şükür, mutluyum, bahtiyarım. Bu konu sizin bu düşüncenize bir damla katkı yapabilirsem bundan sonra da mutlu olurum, bahtiyar olurum. Çünkü benim bir tek bu dünyada 72 yaşındayım. Bir tek görevim var. Halka ve haka hizmet etmek. Saygılar sunuyorum. Peki. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Çok Ahmet Bey. Ederiz Ahmet Bey. Kaskınız büyük oldu. Eksik olmayın. Sağ olasınız. Size kolaylıklar diliyorum. Programınızı her hafta takip ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Olur. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Arkadaşlar telefon gelince alalım. Aslında zaten şu anda devlet bir şekilde kesinti yapıyor değil kesinti mi? Kesinti yapıyor. Bakın, hem de Bağkur dağıtımı. Ahmet Bey ne kadar güzel özetledi.
100 bin liralık ürün satan kişinin zaten dedi 3 bin lirasını devlet alıyor. 400'e böldük 7 ay. İşte yani. Kaldı size 5 ay destekleyeceği. Tamam 5 ay zaten biz karşılarız ya. Sıra yani istediğimiz 5 ay çok fazla bir şey değil. Mehmet abi ben İzmir Menderes Develi köyünden Tahir Aslan Koç. Serdar Bey'e bir sorum olacaktı. Gebelikte yulaf ve arpa hasılı verilebilir mi? Evet. Verilirse kaç kilo verebiliriz? Bu arada muhteşem rasyona başvuru yaptım. Gelirse sevinirim. Sizi ağırlamaktan onur ve gurur duyarım demiş Sayın Aslan Sağ Koç. Sağ olsun eksik olmasın. Verilir. Hem de çok güzel verilir. Hem ineklerin kuru dönemindeyken yiyebileceği bir ot. Kaliteli ot bizim her zaman istediğimiz. Hem de özellikle bunu düveler çok güzel yer. Yani şöyle diyeyim, ben zamanında ilgilendiğim çiftliklere, şu anda da rasyon yaptığım işletmelere, ellerinde böyle kaliteli bir otları varsa konsantre yeme, yani fabrikadan alacakları düve yemeni de minimuma indirttiriyorum. Kilo olarak söyleyeyim, samanla yarı yarıya çok rahat yedirebilir kuru dönem için. Örnek veriyorum, 5 kilo saman yedirecekse 2,5 kilosu saman, 2,5 kilosunu bu hasıldan yapabilir. Düve için söyleyeyim, düvenin neredeyse tamamını bu otla besleyebilir. Wow. Yani örnek veriyorum, ortalama 16-17 aylık, ortalama 400 kilo canlı ağırlıktaki bir hayvanın kaba yem ihtiyacı 5 kilo mu? 5 kilonun 5 kilosunu da bu otla telafi edip karşılayabilir. Peki, teşekkür ederim. Tekirdağ Malkara'dan kampanya destekliyorum. Gülcan Taşdelen, veterinerler sahaya inmeli, sessiz emek tarlalarımızı, öncelikle kadınlarımızı bilgilendirmeli. Gençler köyde kalmalı, çocuklar köy ürünleri ve doğal olarak beslenmeli demiş. Kesinlikle doğru söylemiş. Değil mi? Kesinlikle. Peki. Ve hatırlar mısınız daha önce yine bir kampanyamız vardı. Kadın seminerleri. Hı hı. Çok sevgili meslektaşım Gönül Hanım köy köy dolaştı. Veteriner hekim. Bütün köydeki yetiştiricilere, yani bu hayvanlara gerçek bakanlar kim? Hep bunu sorguluyoruz. Köy semineri yaparız biz. Soru sormaya geldiğinde biz o kısmını bilmiyoruz. Yani niye bilmiyorsun abi? Yengem bakar. Bakanlar yenge, seminere katılanlar kendileri. O öyle olmuyor. Olmaz. Biz de ne yaptık? Bir bayan veteriner hekim arkadaşımızı, sağ olsun Gönül Hanım da konusunda uzman. Gitti köy 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 köy. Bütün köyleri bilinçlendirdi ve bu projeyi de devam ettireceğiz. Bilinçlendirmeye de devam edecek. Şimdi bilmiyorum tabii Integro izin verir ama artık Gönül alanda istiyoruz değil mi? Gönül artık bizimle beraber. Tabii tabii. Hatta bizim rasyon merkezi, havuzu onda toplanıyor. Evet. O yüzden alanı da indirerek hem onun da oradaki görüşlerinden istifade edebiliriz. Hem muhteşem rasyona hem de muhteşem rasyona ilave bayan seminerlerine tam gaz devam. İşimiz peki. Eğitim. Peki abi. Tam sana göre bir soru geldi ama ismini gene alamamışım. Yok daha da yazmamış. Abi köyümüzde hayvanlarda hastalık var. Tırnaklarının arası yara oluyor. Güzel. Bir çaresi var mı? Var. Hastalık salgın gibi duruyor. Evet doğru. Şöyle bu bizim interdijital dermatit. Yani iki tırnağın arasındaki ette yerleşen bir hastalık. Bu çoğunlukla mikrobik kökenli zaten. Ve kötü zemin koşullarına bağlı olarak şekilleniyor. Bir kısmı demeyeyim, çok büyük kısmı mastiti yapan etkenle hemen hemen aynı oluyor. Bu sağımla falan da alakalı, yani çok detay bilgi şu anda vermem zor olur ama mesela Staph aureus'lardır buraya yerleşen. Bakarsınız memede de Staph aureus benzeri bir mastit etkeni vardır. Bunu tek başına antibiyotikle mücadele etmek çok zordur. Hı-hı. Muhakkak o mikrobun oradan kırılması gerekir. Bunun için bir, doğru dezenfektanın kullanıldığı ayak havuzları. İki, oraya ciddi yerleştiyse muhakkak bir nalbantın, yani bu işte ehil tırnağı alıp iyice elinde oynayabilecek, tedavi edebilecek bir kişinin oraya, o bölgeye yapacağı dağlama. Bu kimyasal dağlama olabilir veya fiziki dağlama olabilir. Eski nalbantlar böyle demiri maşayı kızdırıp oraya basmak suretiyle bu işi yaparlardı. Yeni nalbantlar kimyasallar kullanarak bu işi yapıyorlar. Ama oradaki o mikrobu oradan kırmak zorundasınız. Buna ilavete kas içi yapacağınız antibiyotiklerle de bu tedaviyi desteklerseniz olur. Kendi haline bırakırsanız kesinlikle hayvandan hayvana geçer. Bulaşır. Kesinlikle bulaşır. Ha bu arada büyük baş mı diyordu, küçük baş mı diyordu? Onu belirtmemiş ama. Şöyle ki, şimdi hayvandan hayvana çok hızlı bulaşıyor deyince
Orada Küçükbaş da olabilir. Onunla ilgili de kısa bir bilgi vereyim. Hı hı. Gene Küçükbaş, bu anlattığım Büyükbaş, Küçükbaş karışık ama Küçükbaş'ta buna spesifik bir hastalık daha var. Pieten diye. Gene onda da bu iki tırnak arasına yerleşiyor. Bu bir de viral bir hastalık. Çok hızlı yayılır. Bir de antibiyotiğe çok iyi cevap vermez viral olduğu için bunun da aşısı vardır. Pieten aşısı. Eğer sürüde gözüküyorsa veya köydeki bütün hayvanlar oluyorsa muhakkak bu hayvanları pieten aşısı yapsınlar. Eğer bu küçük aşısı. Peki. Veterinerimiz var ama ondan önce bu kampanya adını veren Gamze yazmış hocam. Tamam, harika. Afyon Karahasan köyünden Gamze Gül avcı. Mehmet abi, Sayın Bakan Fakı Baba kuraklık nedeniyle bir söz söylemişti. Su olmazsa ot olmaz. Ot olmazsa ana olmaz. Ana olmazsa dana olmaz. Doğru. Dana olmazsa ne et olur ne süt olur demişti. Bütün bunların gerçek olması için genç girişimcilerin de köyde kalsın, devlete sigorta yapsın. Sigorta olmazsa dışarı bağımlılığımız daha da artar. Gamze Güller köyde kalmaz. Giderim diyor yani Gamze. Köyler boşanır diyorum diyor. O da öyle bir mesaj. Vallahi harika, harika yazıyor. Değil mi? Sosyal medyayı da çok iyi takip ediyor Gamze Gül. Evet. Televizyonu da iyi takip ediyor ve takip ettiklerini de güzel kapıyor. İyi akşamlar. Benim 5 tane ineğim var. Hayvancılık yapmak istiyorum. Devletten sigorta yapmasını istiyorum. Memleket Kahramanmaraş. İmkanım da yok. Çalışmaya %40 iğneliyim diyor. Yardım istiyor Kahramanmaraş'tan birisi. İsmim Beşir Özatay, Adanalıyım. Köye gitmek istiyorum. Destek verin. Kampanya destekliyorum. Tam bir keçi sevdalısıyım. Bana yardımcı olun beyefendi. Keçi verin diyor bu vatandaşımız da. Selamünaleyküm Mehmet abi. Ben Zülfikar Levent. Malatya Yazıhan'da hayvancılık yapıyorum. Bağkur borcum var. Sağlıktan yararlanamıyorum. Devlet destek vermez hayvancılığı devam edemeyeceğim. Projeyi destekliyorum. Bir saniye. Dur abi. Hayırlı akşamlar Mehmet abi, Serdar abi. Ben İllas Çiftçi Mersin'in Günler Derikkaya Mahallesi'ndeyim. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Sigortamı ödemekte zorlanıyorum. Bu yüzden babam ödüyor. Kampanyayı destekliyorum. Bizim sesimizi duyurun lütfen. Şu anda yaptığım şey o zaten. Harika. Mehmet abi, iyi akşamlar. Tokat Niksara'dan Ahmet Taşkıran. Özellikle böyle anlamlı ve değerli kampanyaya önderlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir üretici olarak bilinçli hayvancılık yapan, üretim isteği olan gençlere ihtiyaç var. Ayrıca hayvancılık okulları açılıp hayvancılığa gerekli olan değerin verilmesi gerekmektedir diye düşünüyoruz. İyi yayınlar diliyoruz. Hocama selamlar. Sizleri işletmeye beklerim diyor. Dediğim gibi 444-4076'yı ararsanız. Ben yarın gidiyorum. Aa, Tokat'a mı gidiyorsun? Niksara'ya gidiyorum yani. Peki. Şimdi Mehmet abi bir deli sorusu diyor. Kızlar diyor şehre para için mi gidiyor yoksa nefsi için mi gidiyor? Ahlakı bir sorun değil mi? Dursun Sivas'tan Fatih. Hemen cevap veriyorum. Gamze Güller'in hiçbirisi nefsi için gitmiyor bu arada. Benim kampanyayı yürüttüğümü düşündüğüm ya da vesile olan kız gibi, yani Gamze Gül gibi insanlardan eğer bu arkadaş bahsediyorsa hiçbirisi şehirde ne var ki nefis olarak? Yani şehre gitse de bir tane koca alacak. Köyde kalsın bir tane kocası olacak yani. Başka daha ne var şehirde onun nefsini iş yapacak? Başka bir şey olamaz ki. Ayrıca madem açtı konuyu Fatih Bey, söylemem lazım. Ben bu kampanyayı kesinlikle siyasi bir amaçla, şov olsun diye, devletle çiftçiyi veya köylüyü karşı karşıya getirelim diye yapmadık. Bu kesinlikle doğal doğmuş, tıpkı televizyonumuzun adı gibi olmuş bir kampanyadır. Düşünülmüş, taşınılmış, hesap edilmiş, ucu nereye var diye düşünmüş bir kampanya değildir. En büyük şahidi yerinde oturuyor. Kameramanlar vardı Uğur'da bırak, o da burada oturuyor. Gamze de şu anda sağ. Bu muhteşem rasyonun çıkması ne kadar tesadüfse, bana göre bu programın içinde bu işin çıkması da o kadar tesadüf. Değil mi? O kadar spontan. Evet. Hatta doğal terim doğuşu da aslında biliyorsun sen de. Doğru. Hatırlarsan rasyon kısmını konuşmuştuk. Devam edelim. Trabzon Karaman Köyü'nden selamlar. Kampanyada destek veriyorum. Sigorta için şehirlerde çalışacağına köyümde oturup kendi işimde çalışırım. Bravo. Köyümüzde lise ve ilk öğretim olmasına rağmen şehir merkezinde yerleşmek için köylü can atarken ben hafta sonu köye gitmek için can atıyorum. Arif Turan. Trabzon
Mustafa Akkuş Tokat dedi arkadaşlar. Hemen alalım ki beket verelim. Mustafa Akkuş Tokat buyurun, iyi akşamlar. İyi akşamlar Mehmet Bey. Buyurun. Serdar Hocam'a da teşekkür ederim, sana da. Hayırlı akşamlar dilerim. Ben... Buyurun. 65 senedir çobanım, 65 senedir. 52 senedir hayvancılığına uğraşıyorum, kendi hayvanımla. 52 senede 14 körpe kaybettim. Oyun sür. Yalnız Sedal Hocam, bize devlet hakiki malı hayvanı bilene destek vermiyor. Niçin? Gamza Gül köyde kalsın, evet teşekkür ederim. Çok iyi görüş. Ona teşekkür ederim. Ama Hamza Gül köyde kalanlara destek vermiyorlar. Ağalara, paşalara veriyorlar. Mustafa abi. Buyur. Şimdi size şunu soracağım. Yankı yapıyormuş da. Bizi telefondan duy yani. Şimdi Serdar Hocam, ben bir yıl körpelerimi yazdırdım. Destek için. Evet. Bana güncelleme geldi geçenlerde ki 5 tane körpe yok. Niye? Birinci aşıyı yaptırmışım. Üçünü ahırımda bulamamışlar. Niçin bulamamışlar? Benim ihtiyacım var. 8 aylık 2 tane, 3 tane ekmek körpeyi sattım. Yem, saman aldım biz kırsal kesimde. Kayıttan düşürmüşler. Tarım İl Müdürlüğü'ne gittim. Yok. Yok dedi, alamam. Yahu 8 ay bakmışım. Ben 8 ay yetiştirdiğim bir körpeyi, erkek körpeyi satıp ihtiyacımı göremem mi? Bunun desteği yok. Bunun desteği yok. Ben nerelere başvurmam lazım? Orada tabii bir aslında yanlış yapılmış. Şu anda buzağı destekleri, Mustafa Bey, şu anda aslında buzağı destekleri 4 ay kadar işletmede kalma veya 4 aya kadar yaşama... 8 ay. Serdar Hocam 8 ay baktım, 9. ayın 1'inde sattım ben bunları. Tamam, evet. Yani bu 4 aya çıktı. Hatta yetiştiricilerden şununla ilgili çok ciddi sorular geliyor. Bu niye 4 ay? Biz istemez miyiz diyor, bu hayvana gözümüz gibi bakıyoruz. Ölsün istemez miyiz? Biz de zaten yaşatmak istiyoruz. Bize bunu yaşatacak formülü verin diyor. Yani yoksa bu 1 ay olmuş, 2 ay olmuş, 4 ay olmuş çok önemli değil diyor. Biz zaten hayvana buzağısı için bakıyoruz diyor. Böyle de bir talep var ama 8 ay olup da nasıl desteğini alamamış, kayıtta enteresan. Sattığı için herhalde olmamıştır. Hocam, gelmediği için yani. Hocam, benim 30 malım var. 30 malı aşılamaya giriyorlar 7 dakikada. 7 dakikada 30 tane mal aşılıyorlar. Evet. Çünkü niye? Veteriner, bizim Tarım İl Müdürlüğümüzde en güdemsiz olan 20 senelik. Hadi be diye, nereye gidersen git diyor. Dilekçe veriyor diye, emekliye ayırırım diyor. Bizim halimiz ne olacak? Nereye başvuracağız biz? Gene aynı yere gideceksin Mustafa abi. Buyur. Gene aynı yere, tarım işletmeden başlayacak yerin yok. Veya bunu bir dilekçeyle istiyorsan. Ben hakiki hayvancıyım. Köyümüzde birinci sınıf hayvancı olan benim. 65 yaşında hala hayvan gidiyorum ben. Sen nerede aramışsın? Tokat. Tokat neresinde Mustafa abi? Tokat'ın merkez Efe köyündenim. Tamam. Sanıyorum bu programı şimdi Tokat İl Tarım Müdürlüğü izlemiş olması lazım. İsmi de yazıyorum. Zaten ne kadar biliyordur. Müdürler personeli destekliyor. Öyle mi yapıyorlar? Hem de Tokat vilayetinde diyorlar ki birinci sınıf Tokat vilayetindeki hayvancı adam budur diyorlar. Hayvanlar, hastalanlar benim yanıma geliyor. Veteriner hekimi gibi. Şuna bakala, şuna bakala diye. Peki. Tamam. Konuyu araştıralım. Mustafa abi, sana döneriz. Olmaz mı? Vallahi bu derdimizi duyurursanız tamam. Size teşekkür ederim. Şu an duyurduk, gördüğün gibi. Canlı yayındaydık. Sorun yok. Çok evet. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hadi Allah'a emanet olun. Sağ olasın. Biz daha önce Mustafa Bey'le telefonda görüştük. Gerçekten çok bilgili. Kendi hayatını da hayvancılığa adamış. Yani hayvan hakkında da çok bilinçli bir yetiştiricimiz gerçekten. Mustafa abi, sen de başvuru ver, yap ya. Ona gidelim. Tabii gidelim. Başvurursa muhakkak gidelim. Mustafa abi, 444-4076 numaramızı biliyorsun zaten. Veya alttan yazarlar veya rasyon programında görürsün. O zaman gel ki daha yakından bir kez daha konuyu konuşalım. Selamünaleyküm. Ben Van Erciş'ten yazıyorum. İsmim Metin. Hocaya bir sorum olacak.
Benim bir simetri iğnem var. Bir senedir kısır kaldı. Antibiyotik kızgın iğnesi kullandım. Haftada bir normal bir akıntı var. Bir türlü kızgınlığa gelmiyor. Yapmam lazım. Haftada bir akıntıdan bahsediyorsa, kızgınlığa bağlı bu çara dediğimiz akıntı geliyorsa, bu hayvanda bir kist olabilir. Bunu muhakkak bir veteriner hekimin kontrol etmesi, öncelikle kist olarak kontrol edecek. Eğer bir kist yoksa yumurtalık aktivitelerini kontrol edecek. Yumurtalık aktivitelerinde bir zaaf varsa bunun bir rasyonunu gözden geçirmesi lazım. Enerji, protein ve vitamin, mineral yönünden uygun tohumlama zamanı yapılıyor mu yapılmıyor mu buna bakacak. Ama bu bahsettiği çağrı, kızgınlık çağrısıysa bir foliküler kist olabilir. Çünkü normalde biz bu çağrıyı 21 günde bir bekliyoruz. Mutlaka bir... Bunun haftada bir olması orada bir hormonal dengesizliğe delalet. Peki. Hızlı hızlı gelen şeyleri okuyacağım. Çünkü insanlar madem aktarmışlar, ben de okuyayım diyorum. Bahtı veterimiz de hazır gerçi. Hayırlı akşamlar. Benim ismim Ferhat. Kahramanmaraş. 5 tane yeniğim var. Hayvancılık yapmak istiyorum. Devletten sigorta yapmasını istiyorum. Geçelim bunu hızlı hızlı. Mehmet Bey, iyi akşamlar. İyi yayınlar. Gamze Güler'e köyde kalsın. Devlet sigorta yapsın. Abi ben de besiciyim. Büyükbaş ama şu an bir kazanç yok. Gaziantep. İsmim Bekir Çetinder, Adana Teke Bağdatlı köyündenim. Hayvanlarım var, onlara bakıyorum. Devletten sigorta yapmasını istiyorum. Avrat başımın etini yiyor. Yardım edin bana ne olur. İşte kilit cümle bu. Değil mi? Gamze Güler köyde kalsın diyor. Güzel. Hayırlı akşamlar abi. Ben Karaman Süleyman Hancı köyünden kampanya destekliyorum. Doğal TV'nin bu kadar izlenmesi sizin samimi yayın yapmanızdan kaynaklanıyor. Çiftçinin, üreticinin yanında olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Yayınızın devamını diliyorum. Bunu da çok duyuyorum biliyor musunuz Mehmet Bey? Öyle mi? Yani gerçekten insanlar samimi duyguları hissediyor. Hani az önce siz dediniz ya, herhangi bir reyting uğruna bir siyasi partiye bir amaçlı, siyasi bir amaçlı, siyasi bir görüşle bu işi yapmadık diye. Kesinlikle insanlar çok iyi gözlemliyorlar. Kimin bu işi menfaat için, kimin ticari amaçlı, kimin siyasi amaçlı yaptığını halk çok iyi biliyor. Abicim köyde kolay gelsin. Ben İzmir Tekerli köyünden Veli Saçlı. 7 ineğim var. Mehmet abi bizim burası Yörük köyü. Hayvancılık çok az. Niye sigorta yok? Sabahın 4'ünde kalk. Yem, saman, bir dünya para. Tatil yok, bayram yok. Bu yüzden herkes kaçıyor. Ben çok seviyorum abi. Sizleri damıma bekliyorum. Bu arada şey çağrı da geliyor hayvanla konuşmak için. Buyurun gelin abicim diyor. Tamam sevgili kardeşim. Başvuru yaptın mı? Biliyorsun geliyoruz. Sorun yok. Antalya'dan selamlar. Abi dur. Birisi de sürekli çağrı atıyor. Kampanyanın altına ben de imzamı atıyorum. Ayrıca Antalya Turizm Bölgesi diye hiçbir destek alamıyoruz. Gidip asgari ücretli otellerde zenginlerin çöpünü mü temizleyeceğiz? Ayrımcılığa maruz kalıyoruz. Bu var demiş. Evet. Bazı bölgelerin destek alamaması gerçekten herkes şikayetçi bu işten. Mesela İzmir bölgesindekiler diyor ki biz bu işi iyi yapıyoruz diye veya bu işi yıllardır yapıyoruz diye niye bizi desteklemiyorsunuz kardeşim diyor. Ödemiş'ten beni böyle arayan çok fazla kişi var. Her yere destek var diyor. Sıfır faizli kredi diyor, dam desteği diyor, hibe diyor, ipart diyor. Ama biz diyor hiçbir destekten yararlanamıyoruz diyor. Doğru bence büyük şehir gibi gözüken iller yani Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul bunları da işin içine dahil ediyorum. Buraların kırsalının da olduğu unutulmamalı bence. Şimdi bir noktayı konuşup önce sürekli veteriye gireceğim, sonra reklama gideceğiz. Hı hı. Demin siz seyirciden de kaynaklı bir cümle kullandınız. Dediniz ki samimiyet olmak lazım değil mi? Ben bu konuyu biraz da köy tarafındayım şimdi ve onlara da samimi bir şey söylemek istiyorum. Aslında bu konuyu ben bireysel olarak eski parlamentoda muhabir olduğum için vekillerin çoğuna anlattım. Bak çok net. Bazı eski bakanlara anlattım, il başkanlarına anlattım, hatta bakanlıklara da konuştum. Ama ona da ne dediler biliyor musunuz? Mehmet abi dediler ya, köylü ister. Bak şimdi, köylü ister. Bize de der, bizden alırlar yardımı, parayı, gidip başka yere kullanırlar dediler. Ben de şimdi diyorum ki, bu var mı? Var. Alınan paraların çoğu alınma gerekçesinin dışında kullanılıyor. Doğru. Bunu herkes de biliyor zaten. Doğru.
Ama ben şimdi diyorum ki bu kampanyayı devlet incelesin, sık dokusun kardeşim. Artık istihbarat çok gelişti. Herkesin bir şekilde alosu var, telefonu var vesaire. Ama ondan önce lütfen bu kampanyadan yararlanmak isteyen, daha doğrusu bu kampanyanın başarılı olmasını isteyen insanlar da bize desteği samimiyetle versinler. Yani Gamze Gül eğer hayvancı ise, sahiden köyde kalmak istiyorsa, sahiden köylüde yaşayan bir ziraatla uğraşan veya bir çobanla evlenmek istiyorsa, biz bu işi böyle yapalım. Böyle yaparsak bu işin sonu gelebilir. Doğru. Yoksa biz bu kampanyayı sadece köylülerin oyunu alalım diye, köylülerden reyting alalım diye yapmadık. Yapamayız da zaten. Ama köyde kalan arkadaşlarımızın da bu kampanyanın sonucu olması için en az bizim kadar samimi ve içten olması gerekiyor. Doğru. Ben Gamze Gül'ün o şere gitmem lazım abi demesinden çok etkilenmiştim. Soğuk bir gündü. Çok karın ilk yağdığı zamandı. O gün hatta sen sesin gitmişti. Sonra ben de sesim gitti. Aynen. İkimiz de 15 gün neredeyse yatamadan ayakta hasta olmuştuk. Ama kesinlikle ben bu çalışmanın samimi olduğunu düşünmüştüm. Düşünüyorum hala tabii ki aynı kanaatteyim ve Doğal TV'nin doğallığı gibi bu kampanya. Siyasiden amacım şu. Bunu siyasete malzeme olsun diye söylemiyorum. Şu anda kim iktidarda? AK Parti iktidarda. Bu kampanyayı şu anda kim real yapabilir? Kim yönetimde varsa o yapabilir. Benim de kastım bu. Diyorum ki videoları bize gönderin. Mesajı gönderin. Ben de bu videolardan oluşan bir demeti inşallah randevuyla talebinde bulunacağım. Biraz daha toparlansın diye bekliyorum. Yani hem dona yok ki. 3 tane videoyla ben nasıl gideyim Tarım Bakanı'nın yanına? Şimdi izleyeceğiniz videolar gibi elimde 100 tane olsa, 200 tane olsa, adam bıksa bu kadar video nereden geldi diye, o zaman ben anlarım. Bana gelen 500 taneyle bu iş olmaz ki. İnsanlar imza kampanyası yapıyor kaç bin tane. Doğru. Eğer bu ciddi bir sorunsa, Türkiye'deki bütün Gamze Gül hayranları, yani köyde kalma hayranları olan insanların bize ya mesaj itibariyle ya da şimdi izlenecek video gibi gönderirlerse hepsini bize, biz niye televizyoncuyuz herkesin bildiği gibi. Bunları sade, güzel bir şekilde montajlayacağız. Herkesin altına adını yazacağız. Hiçbir ekleme çıkarma yapmadan direkt Sayın Mehmet Danış olabilir, Sayın Tarım Bakanı olabilir veya milletvekilleri olabilir. Onlar da kanala geldiğinde veya biz onlara gittiğimizde flaş belleğe takdim edip buyurun Sayın Vekilim. Biz aracıyız kardeşim. Ben televizyoncuyum. Ama ben dünyada ilk kez stüdyoyu ahır yapan televizyoncuyum. Öyle yapmıyoruz. Doğru. Doğru. Biz seninle ahırda telefon yapıyoruz. Doğru. Çok da iyi oluyor. Çok güzel oluyor. Değil mi? Fıstıklı bir yerde oturuyoruz. Arkamızda hayvanlar. Dekor sorunumuz yok. Işık sorunumuz yok. Oturma sorunumuz yok. Sadece kameramanlar ayakta kaldığı için yoruluyor. Onun dışında bir sorunumuz yok bizim. Doğru. Yanlış söyledim. Kesinlikle haklısınız. Peki. Şimdi sevgili seyirciler, bu videoları iyi izleyin lütfen. Bu videoların sayısı o kadar çok artmalı ki ben kanalda bunları yayınlayacak yer bulamamalıyım. Eğer bu videolardan fazla gelirse Gamze Güller'e sigorta o kadar erken gelir. Bu bir kamuoyudur. Ben toplam enerjiden, pozitif enerjiden yanayım biliyorsunuz. Ve diyorum ki hükümeti eleştirmekle bir yere varamayız. Eleştirelim ama abi herkes iyi düşünsün. Ülkemiz büyük bir ülke. Bu insanlara biz samimiyetle bu kanaatimizi lütfen ulaştıralım. Şimdi izleyelim. Sonra reklama geçelim. Sonra da son bölümle tekrar burada olacağız. Merhaba Mehmet Bey. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar diliyorum. Samsun Havza'dan sevgiler, saygılar. Gamze Güller köyde kalsın. Sigortası yapılsın. Gençlerimiz köyde kalsın. Sigortası yapılsın. Köyümüzün gençleri hep gurbet ellerde. Devletimiz köydeki gençlere, hayvancılık yapanlara sigorta yapmasını rica ediyoruz. Sizin programınızı da severek izliyoruz. Size de canı gönülden selam olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Abi, mesajını aldım. Mete Hanım'lar bekar kalmasın. Gamze Güller köyde kalsın. Devlet sigorta yapsın.
Hayvanları çok seviyorum. Kampanyayı destekliyorum. Doğal TV'yi seyrediyorum. Hoşçakalın. Samsun Havza'dan İsa Doğan. İyi günler Mehmet abi. Gamze Güller köyde kalsın. Sigortasız mı devlet yatırsın programını destekliyorum. Kampanyasını. Programınız çok güzel ve inşallah yakın zamanda fazla sürmez uygulamaya geçer. Gençler olmayınca köyler bitmiş demektir. Köylerde genç kalmadı. Ben de işimde olmak şartıyla işte bu vatayı yatıramayınca mecbur inşaatlara devam. Ama işte zorluk da olsa her şeyin bir kolaylığı var. Bizim için kolay. İnşallah bu uygulamanızı yakın zamanda yürürlüğe girmesini temenni ederim abi. Saygılar sunuyorum. Size güveniyorum abi. Serdar Sızmaz abiye selamlar söylüyorum, saygılar sunuyorum. Ben veteriner hekim Fadime Orhan, 30 yıllık veteriner hekimim. Ben veteriner hekim Osman Orhan. Köylerimize 30 yıldan fazladır veteriner sağlık hizmeti vermekteyiz. Köylerimizden, kasabalarımızdan maalesef son yıllarda şehirlere çok büyük bir göç söz konusu. Eğer biz çocuklarımıza, gençlerimize, kadınlarımıza sigorta yaparsak bu göçü büyük bir oranda önlemiş olacağız. Eğer çocuklarımızın, gençlerimizin köyde kalıp tarımla, hayvancılıkla uğraşmalarını teşvik etmek istiyorsak, şehre olan göçü azaltmak veya önlemek istiyorsak lütfen bu konuda biraz daha duyarlı olalım. Gençlerimize, çocuklarımıza ve kadınlarımıza muhakkak sigorta yaptıralım. Fatma Güller, Zeynepler, annelere devletimiz sigorta yapar ve sigortalı olurlarsa göçler duracaktır. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Ben Elif Göbekçi. Ben veteriner hekim Mustafa Göbekçi. Yaklaşık 30-35 yıldır veteriner hekim sahasında çiftçilerimize ve köylerimize hizmet vermekteyim. Benim şu an gördüğüm kadarıyla köyden kentlere göçler olmaktadır. Eğer bu göçleri engellemek istiyorsak köyde yaşayan gençlerimizin ve çocuklarımızın sigorta yapılması onların köyde kalması demektir. Eğer bunlar yapılmazsa ileride 15-20 yıl sonra köylerimizde insan kalmayacak, köylerimiz tamamen yok olma durumuna gelecek. Eğer Gamze Güller sigortalı olursa, devlet sigorta yaparsa köylerimiz tekrar yeşerecektir. Mehmet Bey, kampanyanızı destekliyoruz. Çok güzel düşünmüşsünüz. Dün bir programda da dinlemiştim bu programı Samsun Hayvan Pazarı'nda. Katılıyorum size. Sonuna kadar katılıyorum. Ve annemin sayesinde köyde yaşıyoruz. Annemi bırakamıyorum. Annemi bıraksam yaşlı, bakan yok. Köyde kalsam sigortam yok. Ben de şaşırdım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bütün ümidimiz sizsiniz. Sizi duyunca sabaha kadar gözlerime uyku girmedi ve girmeyecek. Bir an önce bu kampanyayı destekliyorum. Gamze Güller evde kalmasın, Ali Canlar bekar kalmasın. İnşallah. Tutacağını hiç zannetmiyorum. Bizim köyde kimse gelmez. Merhaba abi. Ben İzmir Tekirik köyünde oturuyorum. Adım Veli Saçlı. Bu hayvancılık yapan bütün herkes için sigorta olmasını istiyorum. Çünkü biz sigortacılıktan çok zor çekiyoruz. Bizim işimiz hayvancılık. Başka bir işimiz yok, gücümüz yok. Bu kampanyayı tamamen destekliyorum. Saygılar, kolay gelsin. Mehmet Bey, gördüğünüz gibi mallar çoğaltmak istiyorum. Ben Konya'dan Sami. Yalnız devlet sigorta yaparsa hanım dahil hepimiz bu mallara bakarız. Teşekkürler, hayırlı yayınlar. Mehmet Bey, her şeyin hayırlısı ama mal çok güzel bir şeydir. Yani çiftçi desteklese biz de ona göre çoğaltırız. Ama yem pahalı. Ama sigorta yaparsa devlet biz elimizden geleni yaparız. Selamun aleyküm Mehmet Bey. Ben Suudi Arabistan'dan arıyorum. İsmim Durmuş Akarçay. Çok memnun oldum yaptığınız kampanyadan. Gamze Güller köyde kalsın. Teşekkür ederim.
Merhabalar Mehmet Bey. Şu anda kar yağıyor. Mal sevgisi böyle bir şey. Şu anda silaj açıyoruz. Silajın üstünü açıyorum. Ne yapacağız? Devletimizin gibi bakanımızın, Sayın Paki Baba bakanımızın yardım etmesini istiyoruz. Sigortasını yaptın milletin. Malı çoğaltalım. Hırbistan'la getireceği eti kendi memleketimizden yetiştirelim. Ben Karaaslan köyünden Fatma Avcı. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Gamzegiller köyde kalsın kampanyasını destekliyorum. İyi günler. Afyon Karahisar Karaaslan köyü Gamzegül Avcı. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Gamzegiller köyde kalsın, derler sigorta yapsın kampanyasını destekliyorum. Hayırlı akşamlar Mehmet Bey. Ben Kemal Karaçam. Tekirdağ'da oturuyorum. Benim asıl mesleğim hayvancılık. Devlet sigortamı yaparsa ben giderim memleketim Çorum'da hayvancılık yapmak istiyorum. Böyle bir kampanya yaptığınız için size de teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Sizin bu sigorta programınıza, bu sigorta projenize biz de destekliyoruz tekrarından. Devlet bize manda bakım parası veriyor. Para elden gidiyor. Parayı tutamıyoruz. Yem parası, su parası, tuz parası diken para elde kalmıyor. Biz devletten para yerine sigorta istiyoruz. Sağlığımız için, geleceğimiz için. Sigorta olmayınca gençler köyde ve evde kalmıyor. Bunun için sigorta programımızı biz de tekrar destekliyoruz. Sayın Mehmet Öztürk, ben 30 yaşındayım. Nevşehir merkezi 6 km uzakta bir kasabada yaşıyorum. Küçük yaştan beri tarıma büyük ilgim var. Benim bu tarıma ilgim yüzünden dolayı evlenme durumum olmadı. Bu hayatı paylaşacak kendime bir eş arıyorum benimle beraber. Ama şimdiki nesil hep şehir ortamında istiyor. Ama ben köyde kalmayı istiyorum. Bir de her türlü imkanım var. Hayvancılık ve bağcılıkla uğraşıyorum. Bütün imkanlarım mevcut. Mehmet Bey, kampanyanızı %100 destekliyorum. Devlet sigorta yapsın, Gamze kızlarımız köyde kalsın, hiç olmazsa yarısını yapsın. Hayvanlarımızı doğru beslemenin anahtarı ince konuşulduğu muhteşem dosya devam edecek.